Selam dostlar, Ghost Life kanalına hoş geldiniz. Selam dostlar, nereye geldik karıcığım bize? İtalyan Kuyu, Karakoy ya da Mecidiye Kalesi'ne geldik. Üçünü de kullanabilirsiniz. Evet. Kullanıyorlar. Buraya gelmemizin nedeni şuydu, hem şurada bir gizli koy var, oraya ineceğiz. Yine şeydeki gibi düşünün, Uğurlu Limanı'ndaki gibi düşünün. Bu akşam burada kalacağız, yani gece kalma yapmayacağız ama gece karalana kadar duracağız. Belki gece kalırız da sonrasında. Ara şu çadır biliyorsunuz. Her zaman evimiz yanımızda. Belki balık tutma faaliyetleri yapacağız. Yanımıza yiyecek içecek bir şeyler aldık. Burada takılacağız bugün. Biraz kafa dinleyelim. Zaten sessiz sadece bir aile var orada. Bir araba var. Başka da insan yok. Zaten sezon kapandı. Normalde burası paralı, ücretli. Ücretleri de Mecidiye Muhtarlığı'na gidiyor. Yani özel bir şirket şahıs değil. Yine Mecidiye, evet, Mecidiye halkına kalıyor. Gelin gelinme görülmesi gereken yerler. Gülen Hanım birazdan kaleyle alakalı birkaç şey size anlatır. Ne zaman yapıldı, ne yapıldı. Görüşürüz. Biz biraz dolaşacağız. Ondan sonra çadırımızı kuracağız. Bay bay. Gel kardeşim. Size bahsettiğimiz gizli koy burası. Şimdi biraz daha ileri gidip orada başka bir yer daha göstereceğim size. Buraya şuradan taşların arasından falan iniyorsunuz. Bizim eşyamız bugün çok. Ve insanları görüyorsunuz buraya gelip yine pis etmişler. Eşyamız çok olduğu için biz bugün buraya inmeyiz. Buradan denize girmeyiz, oradan gireriz. Ben böyle kuytu şeyler çok seviyorum ya. Şuradaki alan bak ne kadar güzel mesela. Evet, mağara. Mağara. Güzel bir yer. Beğendim. İlerisi uzun kummuş öyle diyor Gökhan. Uzunkum'a daha önce araçla geldik, karayolundan geldik ama bu kadar yakın olabileceğini düşünmedim. Çok güzel, çok beğendim. Nerelere getirdim seni? Çok güzel koylardayız. Ya. Arkadaşlar burası Uzunkum. Tamam, Saroz'un başka bir sahil kesimi, uzun kum, gördüğünüz gibi uzun bir kum. Orası da ücretli, orası da galiba yine, yok orası özel galiba, özel şirkete verildi falan filan neyse, önemli değil. Şimdi burada Kalekoy'a geldiğinizde, Kalekoy'da 1, 2, 3, 4, 5 tane bununla beraber nereden baksan böyle gizli koylar var. Biz bunların hiçbirinde kalmayacağız çünkü aracımızın yanına gidelim, malzemelerimiz orada, bir de eşyalarımız biraz ağır. Buzluk falan filan getirdik yanımızda. Ondan dolayı geri döneceğiz. Şöyle yavaştan Gülen biraz size coğrafyayı bir göstersin. Evet, görüşürüz birazdan. Kampı kurduğumuzda video atarız. Nasıldı? Sen bile maske takamadın. İkinci yüzüşümde maskeyle yüzeceğim. Mükemmel. O kadar güzel yerler, o kadar güzel koylar. Güzel lokum taşları buldum. Yine hanemize katkı. Sana bir 100 gramlık kurşun takıyorum. Ya. Denizleri kurtarmış olduk. Sonra burada bu lokum taşı değilmiş. Onu almış. Yok şu anda. Evet. Böyle ben şöyle bir gideceğim. Geleceğim, sarpa gördüm birkaç tane. Zargana gördüm ama ufaktılar. Melanur yavruları vardı, şu kadar var ya. Kaynıyor. Melanur yavrusu. Onları ben de gördüm galiba şurada. Ay, pardon. Bugün yine burada balık tutamayacağız büyük ihtimal. Ama en azından. En azından atarız. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Evet. Evet. Hadi. Kocam hadi. İşine geri dönüyor. Güzel bir yüzdük. Öyle böyle değil. Koyda gittik geldik. Bu taraflara geçtik.
Uzun kuma doğru yüzdük. Çok güzel sarpalar vardı böyle büyük boş. Ekmek falan da var yanımızda ama atmayacağım sarpaya. Yine üç tane oltamızı açtık. Sardalya koyduk. Tavuk vardı, tavuk koyduk. Başka da bir şey yoktu zaten. Amaç da balık tutmak değil. Ama gelmişken oltaları da arabadan çıkarmadık bile. Dün, ondan önceki gün gittiğimiz için arabada duruyorlardı. Şimdi geldik. Burası güzel bir koy. Burada işte eski kale kalıntıları falan da var, görüyorsunuz. Biz çocukluğumuzdan beri gelip gittiğimiz bir yer. Denizin içi, denizin yapısı çok değişmiş bayağı bir. Şimdi bizim şu bulunduğumuz bölgede, şuradan şöyle girişi olduğunu düşünün. Bu bulunduğumuz bölgede şöyle yaklaşık 50 metre sahilde ileriye kadar hiç kayalık taşlık yok. Ama şu tarafta, bu tarafta şu şemsiye görüyorsunuz, onun tam, yani koyun tam ortasında, koyun tam ortasından suyun altında bir sürü kayaçlar başlıyor, kayalar başlıyor. İşte taş kalıntıları vesaire falan filan var. Balık tutmaya buraya gelecek arkadaşlara şimdiden uyarıyorum. Ortadan değil, kol köşeden atın. En sağ köşeye gidip bakmadım. Orada da balık tutan insanlar var ama orası da taşlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü devam ediyordu. Bu taraf iyi. Bu taraf komple uzun kuma kadar kum. Dipte hiç taş yapısı yok. Gezdim ben, baktım. Ondan sonra gayet iyiydi. Buraya gelin. Güzelce tatilinizi, kampınızı yapın. Mis gibi. Giderken çöplerinizi yanınıza alın. Yani özellikle de beni izleyip, benim videolarımı izleyip çöpünü bırakan bir kişi, bir şahsiyet varsa, yani çok şey söylemek istiyorum ama sonra YouTube'da şey yemeyelim yani. Gereksiz videolara düşmeyelim. Burada çöp tenekesi yok, onun için çöplerinizi alıp geri götürün. Burada bırakmayın. Dediğimiz gibi normalde yazın burası ücretli. Şimdi ücretsiz, açık. Gelebilirsiniz. Balık tutmaya gelin, çadır kurup yatmaya gelebilirsiniz. Herhangi bir şeyi yok. Zarar yok. Zaten bu askeriyenin bu tarafı hemen burası. Ayrıyetten de biz bu akşam belki çadırı açar kalırız ama kalmayabiliriz. Çünkü bizim evimiz buraya çok yakın. Yani şu tepenin arkasında diyebiliriz. Arabayla işte bir 10 dakikalık bir yolumuz var. Gider ve evde yatarız diye düşünüyorum. Olay bu. Balık tutarsak haber vereceğim. Bir video çekerim. Vuruş aldık daha önce. Az önce sardalya vuruş aldık. Ama bir vuruş yani. Sanki üstünden bir şey geçti, kaldı öyle. O kadar. Başka da bir şey yok. Görüşürüz. Tekrardan av sonu raporu paylaşalım. Bay bay. Evet, av raporu. Bu kadar basit olur ya bir insan. Görüyor musun Gülhan? Bak ne geldi. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz bu balığın ne olduğunu? Evet. Bu balık trakonya. Dragon, trakonya dedikleri. Şu anda tavuğu tamamen yutmuş. Hiç çıkarmaya uğraşmayacağım. İğneyi keseceğim. Göre göndereceğim. Sırtındaki siyahlığı görüyor musunuz? Kafasının hemen ardından gelen. Bir siyah çizgi var sırtında. Bak döndürdüm. İşte o çizgi ve solungaçlarındaki dikenler zehirli. Arkasından tutsanız bir şey olmaz ama hiç böyle bir şey denemeyin. Bırakır mı acaba? Bırakmıyor. Bunu keselim, atalım gitsin. Yani çok canınız acır. Nasıl bir etki uyandırdığını söyleyeyim size. Bu sezon kapanışlarında yani Eylül gibi bu balıklar çok kıyılıyor. İnsanlar da kalmadığı için geliyorlar. Olur mu? İnşallah çıkarabilir kafasından. Yani o çıkaramayacak büyük bir ihtimal ama biz kendimizi burada korumak zorundayız. Onun için kesiyoruz. O da ölecek. Diğer balıklar onu yiyecek. Ben terlikle girmeye başladım artık. Bu cross gibi terlikler var ya, onlarla giriyorum. Bunun nedeni de buydu işte arkadaşlar. Bakın şurada duruyor mesela. Şimdi mesela korksa kendini suyun dibine gömer. Kumun dibine gömer kendini. Ama şu anda boğazına takılı kaldığı için pek hareket edemiyor. Ölür zaten. İşte, bu da bizim balıktaki şansımız. İşte arkadaşlar dikkat edin. İlk önce bu hobidaşlara bir önerim. Bu işe yeni gönül verenlere. Çocukken ben bir kitap okumuştum böyle balık türleriyle alakalı. O tarz bir kitap artık bulmanıza gerek yok. Google var. Girip zehirli balık türlerine, avlandığınız neredeki balık türlerine önceden bakın. Yoksa böyle bir şey başınıza gelebilir. Ve inanın bir de çok uzakta bir yerdeyseniz hastaneye kalp krizi geçirebilirsiniz. Zaten felç gibi başlıyor. Vuruyor. Neyse kötü şeyler bunlar. Görüşürüz. Biz toparlanıyoruz. Evin oraya gittiğimizde bir manzaramızı çekeriz, gösteririz size. Nerede kaldığımızı. Gün batımını orada izleyeceğiz. Değil mi kardeşim? Evet. Hadi. Bay bay.